Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu çok muhtaç olduğumuz bir dua. Yani bu manada dualar pek fazla. Onlardan bir tanesi de La ilaha illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Bir peygamber duası. Peygamberler yolumuzu aydınlatan kandil hükmünde. Yani alemimiz, dünyamız ne kadar karanlık olursa olsun onlara tabi olduğumuzda ışığa ulaşıyoruz, nura ulaşıyoruz elhamdülillah. Yani onların ne kadar muhteşem rehber olduklarını anlamak için aslında bu dua çok mühim. Çünkü bu dua bir zelle sonucu yapılan bir dua. Yani zelle hata, kusur. Peygamberler ismet sıfatına mazhar olduğu için günah haram değil ama zelle tabir ediliyor dini literatürde. Yani bir ayak sürçmesi. Şimdi bir ayak sürçmesinden, bir zelleden bu kadar güzel bir dua, bu kadar güzel hayırlar olursa onların nasıl böyle insanlığın rehberi olduğu katiyen anlaşılır. Asırlar önce yaşanmış bir hadise. Yunus Aleyhisselam'ın başından geçen hadise ve denize düşmesi, balığın karnında yaptığı bu dua. Ama asırlar ötesine mesaj veren, ta kıyamete kadar gelecek insanlara İbret olan, hikmet olan, mesaj veren bir hakikat bugün konuşacağız. Cenab-ı Hak bizi de istifade ettirsin inşallah. <laughs> Birinci lem'a, Hz. Yunus İbni Mettala Nebi Yina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır. Ve en mühim bir vesile-i icabeyi duadır. Çok büyük bir münacattır, duadır. Ve vesile-i icabeyi dua, yani biz kemaliyle hakikattar bir dua etmek istiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın itibar ettiği bir duaya ulaşmak istiyorsak, bizim duamız da Yunus Aleyhisselam'ın duasına benzemeli. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın duası kabul olmuş, makbul bir dua. Onun şartları neydi, nasıl kaliteli, nasıl keyfiyetli bir duaydı dersin içinde zaten konuşacağız. Öncelikle konuyla alakalı ayetlerden ben okumak istiyorum birkaç tane. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ve inne yunuse leminel murselin ve inne muhakkak ki Yunus peygamberlerdendi, rasullerdendi. İza ebga hani o kaçmıştı ilel fülki, fülkil meşhun ve dolu bir gemiye binmişti, yüklü bir gemiye binmişti. Fesaheme fekane gemidekilerle karşılıklı kura atıldı. Minel müdhadin o ise kaybedenlerden oldu. Safa suresi 139 140 141. ayetler. Enbiya suresinin 87. ayeti şöyle. Ve zennuni <laughs> zennuni yani balık sahibini yani Yunus Aleyhisselam'ı da an. Zehebe gitmişti müfadiben yani öfkelenerek gitmişti. Ellen nakdire aley ve zannetmişti ki biz onu hiç sıkıştırmayacağız. O izinsiz bir şekilde vazifesini terk etmişti. Tebliğ etmesi gereken işte beldeden iman hakikatten insanlara duyurması, neşretmesi gereken yerden öfkelenerek çıkıp gitmişti. Sanmıştı ki biz ona bunu sormayacağız. Biz onu hiç sıkıştırmayacağız. Ayette aynen bu ifadeler geçiyor. Fena <feyi> da fi <feyi> en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ve o karanlıklar içinde nida etti. <feyi> la ilahe illa ente subhaneke ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen sübhansın. Bana gelince inni küntümine zalimin, ben zalimlerden, zulmedenlerden oldum. Buradaki zulmü şöyle anlayabiliriz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olan şeylere biz o şekilde hareket etmeye adalet diyoruz. Onun aksi hareket edilirse bu zulüm oluyor. Mesela gözü rıza-i ilahiye uygun şekilde istihdam edersek bu adalettir. Ama... Rıza ilahiye aykırı kullanırsak, mesela harama bakarsak bu zulümdür. Buradaki zulüm o büyük işte külli zulmeden zalimler manasında değil. Yani Ninova denilen beldede iman hakikatlerini tebliğ ve neşretmekle vazifeli olmasına rağmen o vazifesi bitmeden halk beni dinlemiyor, ahali bana itibar etmiyor diye orayı terk edip gitmesi onun zalimliği olarak kendisi de ifade etmiş. Fescebna lehu sonra dua etti, nida etti balığın karnında karanlıklar içinde. Biz onun duasını kabul ettik. Bir sonraki ayet. Ve ceynahu minel gam ve onu biz gamdan, kederden kurtardık. Ve kezalike nuncil müminin. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Cenab-ı Hak da bizi inşallah o müminlerden eylesin. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının özeti birinci lemada okuyacağız biraz sonra. İzah ediliyor ama onun öncesinde e, ifade etmek lazım birkaç cümleyle. Yunus Aleyhisselam Irak'ta, bugünkü Irak'ta Musul yakınlarında o zaman Ninova tabir edilen bir beldeye peygamber olarak gönderilmiş. Lakin halk onu ayetlerde de geçti dinlememiş. Onun tebliğine kulak asmamışlar. Sonra beni dinlemiyorlar diye bu da çok öfkelenmiş, terk etmiş o bölgeyi, çıkmış, gitmiş, sahile kadar gitmiş. Bakmış orada bir gemi var. O gemiye binmiş. Yolcular vesaire dolu bir gemi. Gemi bir müddet hareket ettikten sonra fırtına çıkıyor. İşte ondan sonra hava kararıyor. Böyle dehşetli, korkunç bir hava. Sonra rivayet ediliyor ki büyük bir balık geldi. Geminin önünde durdu. Gemi artık hareket edemiyor bu olumsuz şartlardan dolayı bunun üzerine oradaki gemidekiler diyor ki içimizde bir uğursuz var. O zaman adeti böyle cereyan ediyor. Diyorlar ki o uğursuz adam kimse onu kura çekerek tespit edelim denize atalım. Kura çekiliyor. Yunus Aleyhisselama çıkıyor. Diyorlar ki bu uğursuz adam olamaz. Bir daha çekelim. Bir daha çekiyorlar. Kura yine ona çıkıyor. Yine atmıyorlar. Bu uğursuz adam olamaz. Bir daha çekelim. Bir daha kura çekiliyor. Yine Yunus Aleyhisselam'a çıkınca diyorlar biz yine atmayalım ama Yunus Aleyhisselam diyor ki ben diyor seyyidinden kaçan köleyim diyor. Suçunu, hatasını yani zelle dediğimiz manayı anlıyor. Beni atın diyor atıyorlar sonra balık onu yutuyor. Ondan sonrası şöyle, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin, meşhur kıssasının hülasası, özeti, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin münacatı ona süraten acilen vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, bu doğada çok mühim, çok büyük bir sır var, bir esrar var. Nedir? Çünkü denizin içerisinde denizin dağlar gibi dalgaları var. Gece karanlık insan elini dahi göremez. O derece karanlık. Büyük bir balık onu yutmuş. Balığın karnında ölüme ramak var adeta. Ee, dolayısıyla bir dua ediyor. O dua sonrası her şey tersine dönüyor. Onun aleyhine ittifak eden, ona hücum eden işte şartlar, deniz, ondan sonra gece gökyüzü ve balık onun aleyhinde adeta ittifak etmişlerken birden hepsi ona dostluk yüzünü gösteriyorlar. İşte. Gece aydınlanıyor. Deniz sakinleşiyor. Bir tane bir seyir yeri oluyor adeta. Ondan sonra gece mehtap suretini alıyor. Gemi de şey balık da onun hizmetkarı adeta bir onu taşıyan vasıta bir denizaltı gemisi gibi oluyor. Ve onu şecere yaktığına kadar getiriyor. Yani dolayısıyla duadan önce durum son derece korkunç ve dehşetli. Duadan sonra ise son derece güzel ve kurtuluyor. Bu duada nasıl bir sır var ki böyle aleyhinde olan şartları lehine çeviriyor. Kendisine düşman olan her şey birden dost oluyor. Nasıl yani bu duada nasıl bir sır var? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Ey kendisinden başka ilah olmayan sübhan. Ben zalimlerden oldum. Duanın meali bu. O vaziyette diyor, sırrı anlatıyor şimdi üstadımız. Esbab, sebepler bil külliye sukut etti. Sebeplerin hepsi sukut etti, düştü. Yani sebepler değerini kaybetti. Yani sebeplere müracaat etmekle netice alınması mümkün değil. Mesela adam diyelim ki hastalandı, kalp krizi geçirdi. İşte ona kalp masajı yapılabilir. Ne bileyim doktor çağrılabilir. Ambulans çağrılır, bir şeyler yapılabilir, bir sebeplere müracaat edilebilir. Ama adam ölürse daha artık sebeplere müracaat etmenin çok fazla manası yoktur. Burada da sebepler sukut etti diyor. Nasıl yani? Çünkü o halde ona necat verecek, onu kurtaracak. Öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Cevi sema gökyüzü yani. Çünkü onun aleyhinde gece deniz ve hut ve o büyük balık ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahil selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydası, faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Yani bütün insanlık onu kurtarmak için çalışsalardı yine onu kurtaramazlardı. Mesela Denizin dalgalarını dağlar gibi dalgalarını işte insanlar onun yardımına koşmaya çalışsalar sakinleştiremez, indiremezlerdi. Mesela bugün Japonya'da işte büyük bir deniz dalgası geldiğinde tsunami diyoruz. Evleri yıkıyor, çok büyük zararlar, zayiatlar söz konusu, insanlar ölüyor falan. Japonya teknolojide son derece ileride bir ülke olmasına rağmen bugün bile o günkü şartlarda bunu yapamazlardı. Yapsalar bile de, deniz, denizi sakinleştirseler balığı nasıl bulacaklar? Gece çok karanlık, çok korkunç bir vaziyet var. Hadi geceyi de aydınlattılar, balığı buldular. Balığın karnına nasıl hükmedecekler ki Yunus Aleyhisselam'ı oradan çıkartıp kurtarsınlar? Yani bütün halk onun hizmetkarı olsaydı yine faydası olmazdı diyor. Demek esbabın tesiri yok. İşte burada bize vesile-i icabe -i duanın mühim bir şifresini üstad veriyor. Esbabın tesiri yok tu demesi lazım aslında. Çünkü geçmiş zamanda yaşanmış bir olayı anlatıyor. Ama ne diyor? Esbabın tesiri yok. Yani sebeplerin tesiri yok. Bugün de biz iktidar, iktidarımız, gücümüz, imkanımız yani fazla olsa bile yani sebepleri musahkar edecek elimizde her şey olsa bile Yunus Aleyhisselam'ın hiçbir sebebe gücü yetmiyor balığın karnında. Ama bizim bütün imkanlarımız olsa, sebeplere müracaat edecek her imkanımız da elimizde olsa bile sebeplerin tesiri yok. Yani biz itikaden sebeplere itimat edersek, sebepleri melce ve mence olarak bilirsek, onlara makam verirsek ve kalbimizde böyle bir karanlık nokta varken dua edersek, o duaya Cenab-ı Hak itibar etmez. Yani bizim kamil manada iman ve itikat noktasını bilmemiz gerekiyor ki sebepler hiç hükmündedir hangi sebep kuvvetli de olsa sebebe müracaat etseniz bile sonucun yaratılmasında icraat ve icadatta ondan sonra neticenin husule gelmesinde sebebin bir kuruşluk zerre kadar bir dahli söz konusu değildir. Böyle olunca dualara Cenab-ı Hak itibar etmiyor. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki bir adam var işte kanser. Allah'ım bana şifa ver diye dua ediyor. Ama bir taraftan da diyor ki ben zaten param var, imkanım var. Amerika'ya giderim. Bu işin en uzman, en ihtisas sahibi filanca doktora kendimi tedavi ettiririm. O benim ameliyatıma girer diye düşünüyor bir taraftan. Bir taraftan da Ya Rabbi bana şifa ver diyor. Orada o sebebe itimadın verdiği o imanı perdeleme hali, Dolayısıyla o duadaki samiyeti, ihlası, imanı kemal manada itikada zarar veriyor ve o duayı Cenab-ı Hak itibar etmiyor. Veya bir başkası da dese ki ben kanser oldum lakin benim oğlum işte doktor. Üniversitede diğer doktorları da harekete getirir. İşte bütün doktorlar uzman doktorlar, işte profesörler benim ameliyatıma girerler ve beni tedavi ederler diye bir taraftan düşünüp bir taraftan da Ya Rabbi bana şifa ver diye dua edince burada da itikadi bir problem var. Bir sebebe karşı, sebeplere karşı ne var? Bir güvenmek var. Burada da Cenab-ı Hak bu duaya da ne yapmıyor? İtibar etmiyor. Kamil manada tahkiki iman hali olmayınca birisi de var gariban, güvenecek hiçbir sebebi yok. Dua ediyor, Ya Rabbi bana şifa ver deyince bütün hücreleriyle, bütün zerreleriyle, yani bütün samiyetiyle dua ediyor. Allah'tan başka hiç kimse bana imdat edemez diye dua ediyor. İşte o duaya Cenab-ı Hak itibar ediyor. Yani güç, iktidar sahibi de olsa insan, kendisini nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir bilecek, sebeplerin de hiç hükmünde tesiri olmadığını bilecek ve öyle Cenab-ı Hakk'a iltica edecek ki Cenab-ı Hak o duaya itibar etsin. İşte burada da Yunus Aleyhisselam'ın duasında bu manayı görüyoruz. Bana Allah'tan başka hiç kimse yardım edemez deyip bütün sebeplerden yüz çevirip Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olmasının neticesinde son derece dehşetli, son derece güzel ülfetli bir hale intikal ediyor. Burada yine bir anahtar cümle var. Demek esbabın tesiri yoktan sonra müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakin gördüğünden ...sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi denizi ve hutu musahhar etmiştir. Müsebbibül esbab Cenab-ı Hakk'ın adetullahı böyle. Cenab-ı Hak sebepler arkasında tasarruf ediyor. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine mürat ederek sebeplere riayet ediyoruz. Ama sonucu yaratan Allah'tır diye itikad ediyoruz. Bu şu demek aslında. Hani Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı, yanmadı ya. Ateş yakmıyor aslında. Allah ateşle yakıyor. Müsebbibil esbaba tam manasıyla idrak etmek bu demek. Balık aslında öldürmüyor. Yunus Aleyhisselam ölseydi balığın karnında yine balık öldürmemiş olacaktı. Allah balıkla öldürmüş olacaktı. Su boğmuyor aslında. Allah su ile boğuyor. Yani Allah sebepler arkasında kudretini gösteriyor icraatını, tasarrufunu gösteriyor. Bu bir, müsebbibül esbab Allah olduğunu bilince artık başka şeylere ne balıktan korkuyor, ne geceden titriyor, ne denizin dağlar gibi olması onu tehdit ediyor. Allah'a teveccüh ediyor. Sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişafı da yine kaliteli, keyfiyetli bir dua için lazım bir şart. Ne demek ehadiyet, sırrı, tevhid, nuru? Cenab-ı Hak bütün kainatı idare ediyor. Tevhid sırrı bu demek. Vahdetiyle Cenab-ı Hak bütün kainatı idare ediyor. Ehadiyet sırrı da şu. Cenab-ı Hak bütün kainatı terbiye ettiği gibi her bir atomu da terbiye ediyor. Cenab-ı Hak bütün hayvanatı idare ve terbiye ediyor benim içinde bulunduğum bu balığı da terbiye ediyor. Ehadiyet sırrı bu demek. Yani Cenab-ı Hak semidir. Bütün sesleri birden işitir. Kainattaki bütün sesleri Allah işitiyor ama ben balığın karnında olsam da benim sesimi işitiyor. Benim de sesimi bütün sesler ile birlikte işitiyor. Cenab-ı Hak her şeyi görüyor, beni de görüyor. Balığın karnında olmam beni görmeme mani değil. İmani şuuruyla ibadet ettiği için, dua ettiği için birdenbire bire gece, deniz, Hud ona dostluk yüzünü gösteriyorlar. Ve ta sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütf müşahede etti diyor. <laughs> Evet, duadaki tevhid manası bu şekilde. Bir parantez içinde bir şey daha arz etmek istiyorum. Dua ile ilgili. <laughs> Mesela Filistin özelinde biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye ile İsrail bir savaşa girse, biz sadece İsrail ile savaşmayacağız. Amerika'da var, İngiltere'de var, bütün Avrupa'da var, Dolayısıyla bütün dünya ile savaşmak zorunda kalacağız diye kalbimizin derinliklerinde bir korku, bir endişe söz konusu. Belki biz bu endişeyi taşıyoruz. Yani dolayısıyla bir anlamda sebeplere bir cihette makam melce veriyoruz. Sebeplerin yani gücünü inkar edemiyoruz. Ama tamam bize İHA, SİHA lazım, denizaltı lazım, savaş gemileri, savaş uçakları lazım. Ya yani bir de her şeyin dizginin Allah'ın elinde olduğuna iman ve itikat lazım. Hazreti Ömer efendimize isnat edilen bir söz var. Ben diyor karşımdaki ordunun sayıca üstünlüğüne, cihazat bakımından, silah bakımından fazlalığına vesairesine bakmam diyor. Ben diyor takva bizde mi ona bakarım. Takva bizde ise Allah bizimle beraberdir. Takva bizde değilse sonucu işte silahlar, askerler belirler. Dolayısıyla biz teknolojik anlamda çok yüksek seviyeye de gelsek, kalbimizde hep böyle sebeplere karşı bir korku, bir endişe olursa, yani sebepler arkasında kudrete, hükmeden gücün, yegane gücün Allah, yegane iktidarın Allah olduğunu idrakte zafiyet varsa ne olursa olsun gücümüz, ne kadar büyük olursa olsun muvaffak olamayız. Evet, şimdi Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen hadiseden günümüz insanın özellikle ahir zamandaki bizlerin alması gereken mesaj ders nedir? Ha şimdi bakıyoruz alem-i İslam keşmekeş dersinde. Bu durumda insanların zafiyeti yok mu? Sadece İsrail mi zalim? Sadece Amerika mı hain? Sadece işte o zulmeden devletler mi acımasız vicdansızlık yapıyorlar? Burada bizim acaba kadere verdirdiğimiz fetva yok mu? Bizim burada bir ihmalimiz, bir efendim bir yanlışımız, hatamız kusurumuz İsyanımız yok mu? Buradan anladığım ders benim. Ya bu işin belki de en büyük hisse azimesi bize bakıyor. Buradan anladığım mana. Şimdi okuyorum. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş, dehşetli bir vaziyetteyiz. <laughs> yani balığın karnında değiliz. Balık bizim için tabut hükmünde ölüme doğru gidiyor manasında bir tehdit söz konusu değil. Ya ne bileyim bir denizin dağlar gibi dalgaları olan bir denizin içinde değiliz. Ne bileyim karanlıklar içerisinde böyle meçhule doğru gitmiyoruz. Halimiz vaziyetimize baktığında Yunus Aleyhisselam'ın o dehşetli vaziyetiyle hiç alakası yokmuş gibi. Akşam eve geliyoruz, yemeğimiz hazır. Sonra koltuğun karşısına kuruluyoruz. Elimizde uzaktan kumanda. Haberler, filmler, diziler vesaire. Gelsin çaylar, kahveler. Sanki böyle yani durumumuz ne, ne kadar dehşetli olabilir Hz. Yunus Aleyhisselam'ın. Birinci vaziyetinden. İkinci vaziyeti zaten saadet ve selamet. Birinci vaziyetinden bahsediyoruz. Onun bir gecesi vardı. Karanlık, çok son derece karanlık ve korkunç. Bir deniz vardı, son derece azgın, dağ gibi dalgaları olan ve onu yutmak için işte ona hayatına son verme durumunda olan büyük bir balık. Bizim gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Bizim gecemiz yani bizim kap karanlık gecemiz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha dehşetli ise demek ki onun gecesinden yüz derece daha karanlık bir gecemiz var. O da istikbaldir. İstikbalimiz gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve daha dehşetlidir. Mesela işte o istikbalimiz kabir ve kabirden sonrası o istikbalimiz son derece karanlık. Neden? Çünkü gafletteyiz. Yaratılış gayesinden, ondan sonra Allah'tan, ahiretten habersiz bir şekilde yaşıyorsak, gafil olarak yaşıyorsak bizim için istikbal aydınlık olmayacak. Ve biz de zaten aydınlık olarak göremeyiz, karanlık olarak görürüz. Eğer gafletteysek istikbal bizim için son derece karanlık. Peki denizimiz? Bizim denizimiz neresi? Şu sergerdan küre zeminimizdir. Şu yeryüzüdür. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Evet. küreyi arz bir deniz olarak düşünürsek saniyede en az iki kişinin vefat ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bir günde 170 bin kişi ölüyor. Dünya denizinde bir gün büyük bir dalga olarak düşündüğümüzde bu dalga geliyor 170 bin kişiyi götürüyor. Veya 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığımızda 10 kişi şu anda vefat etmiş oluyor. Bu istatistiki bilgilere göre. Yani onun denizinden <laughs> daha korkunç ve daha endişe verici bir yerde yaşıyoruz. Peki bizim balığımız, o büyük balık nedir? Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Onun hayat ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor bu hut, bu nefis var ya, onun hutundan bin derece daha muzırdır, daha zararlıdır. Çünkü onun Yunus Aleyhisselam'ın hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahfına çalışıyor. Evet. Nefisle alakalı söylenecek o kadar çok şey var ki burada balıkla nefisi Böyle üstadımızın benzetmesi müthiş orijinal bir teşbih. Balığın kanına girdiğinizde balık nereye giderse siz de oraya gitmeye mecbursunuz. Dolayısıyla nefis bize hükmederse, nefis bizi nereye götürür atarsa oraya gitmek zorundayız. Nefsi ehli tasavvuf küheylana benzetmişler. Azgın küheylana Dolayısıyla ona zincir vuramazsan, dizgin takamazsan alıp seni götürüp bir uçuruma atması kaçınılmaz. Nefis küheylanı, bu azgın küheylan da bizi cehennemin dibine atabilir. Yani gecemiz karanlık, dünyamız karanlık, nefse eğer dizgini takamıyorsak yani akıbetimiz de son derece karanlık. Bu durumda biz Yunus Aleyhisselam'dan daha çok, yüz derece daha ziyade onun duasına muhtacız. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan, sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan sebepler arkasında tasarruf eden, sebepler arkasında kudreti ilahiyesiyle tecelli eden Rabbimize iltica edip sığınıp la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal yani bizim gafletimiz, bizim dalaletimiz, yoldan sapmamız sonucu kabir bizim için, kabir ve sonrası bizim için aleyhimize ittifak etmiş. O istikbal karanlık. Dünya ve heva nefsin zararlarını defedecek. Dünyada sıkıntı yaşıyorsak, problem yaşıyorsak, belalar, musibetler gelip bize musallat olmuşsa dolayısıyla biz Allah'la olan münasebetlerimizin bozuk olmasından dolayı. Cenab-ı Hakk'a karşı vazifemizi İhmal ettiğimizden dolayıdır. Nefsimizle hesaplaşmadığımızdan, nefsimizin ihanetleriyle yüzleşmediğimizden dolayı, tövbe istiğfar etmediğimiz sebebin, sebebiyledir. Dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Yani kurtuluş, yegane kurtuluş, Cenab-ı Hakk'a yönelmek, ona müteveccih olmaktır. Acaba halık Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince, en gizli hatıratı kalbimizi bilecek, bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak, dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak haşa, Zatı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni iradesi olmadan imdat edemez. Ve halaskar ve kurtarıcı olamaz. Madem hakikati hal böyledir. Nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hutu ona bir merkup, bir binek, bir tahtel bahir, bir denizaltı gemisi, ve denizi güzel bir sahra ve gece mehtaplı latif bir suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntümüne zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ya bunlarda biraz küçük izahlar yapalım. Zaten vaktimizde az kaldı. Evet. La ilahe illa ente demek imanın ifadesidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz kelime-i tevhitte. Yani senden başka ilah yoktur. Yani kabrimizi, ahiretimizi aydınlatacak. Ebedi hayatımızı cennete çevirecek. Sensin, Senden başka bunu yapabilecek iktidar, güç yoktur ya Rabbi diye ilan etmek. Biz sana iman ettik. İmanımızın neticesinde bizim ebedi hayatımızı kurtar. Mesela 26. mektup 4. mesele şöyle bir ifade var. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır la ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Kabir karanlık değil. La ilahe illa ente dedikten sonra. İşte ölüm korkunç değil. La ilahe illa ente dedikten sonra. Ahiret bizim için işte azap içinde bir alem değil. Bilakis o karanlıklı kabir alemi alemin uğra intikal ediyor. Ölüm insanı diyor insanı mümini mümin olan insanı zindanı dünyadan bostanı cinana huzuru rahmana götüren musahhar bir attır. Dünya bir zindandır ahiret ise cennet bostanıdır. Rahmanın huzuruna götürüyor ölüm bizi. Bakın bütün karanlıklar aydınlığa intikal ediyor. Onun içindir ki Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Mesela bilal Habeşi Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde hatta Hazreti Enes diyor Medine'nin en güzel günü peygamberin geldiği gündü. En kötü ve en karanlık günü vefat ettiği gündü diyor. O gün ezan okuyacak, Allahu Ekber, Allahu Ekber okuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince Muhammed diyemiyor. Dizlerinin bağı çözülüyor ve ağlamaya başlıyor. Artık daha o günden sonra hiç ezan okuyamıyor. Sonra Medine'yi terk ediyor, Şam taraflarına yerleşiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasına giriyor. Ya Bilal bizi niye terk ettin diye. Sonra tekrar Medine'ye gelince Medine'de bir bayram havası oluyor. Yine bir ezan okur musun diyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dirilmiş. Sanki Peygamberimiz hiç ölmemiş. O zamanlara birden insanlar gidiyor. O atmosferi birden solumaya, yaşamaya başlıyorlar. Yine Muhammed Resulullah'a gelince eşhedü enne Muhammeden diyemiyor. Yine dizleri, diz üstü çöküp ağlamaya başlıyor. Yani Ondan sonra bu zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm, ölümün vuslat olarak görüyor. Ölüm onun için sevgili ve sevimli. Çünkü Peygamberimize ve sevdiklerine kavuşma vesilesi vasıtası. Ölüm döşeğinde yatarken hanımı başucunda diyor ki ne uğursuz ne bahtsız ne kötü bir gün. Hazreti Bilal de diyor ki ne uğurlu bir gün, ne güzel bir gün, ne bahtlı bir gün ben bugün sevdiklerime kavuşacağım diyor. Elhamdülillah dolayısıyla iman kabir alemini bütün karanlıkları aydınlatan bir güneş gibi bir nur gibi parlıyor. Burada la ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize nazar merhametini Cenab-ı Hakk'ın celbediyoruz ta ki istikbali bizim için aydınlatıyor. Buradaki istikbali biz kabirden sonraki istikbal diye anlıyoruz. Çünkü öncesine Subhaneke bakıyor. Subhaneke kelimesiyle dünyamıza Cenab-ı Hakk'ın nazar merhametini celbetmeliyiz. Yani dolayısıyla şahsi dünyamız, İslam coğrafyasının dünyası hakikatiyle Subhaneke dediğimizde kurtulur. Yani sen Subhansın ya Rabbi ifadesini fiilen e, yaşadığımızda kurtulur. Ne demek Subhaneke? Sen sübhansın yani sen nihayetsiz kusursuz, nihayetsiz hatasız. Ondan sonra bütün menfi sıfatlardan, ayıplardan, yanlışlardan, hatalardan, kusurlardan, noksanlıklardan münezzehsin, müberra'sın, alisin, azizsin, yücesin. Bunu ilan etmek. Ben ise son derece kusurluyum. Son derece hatalıyım. Acizim, zayıfım. Ya Rabbi, işte kapın senin kuluna geldi bu aciz, zayıf kulun. Yani kulluğun itirafıdır Sübhaneke. Yani şöyle dediğimizde Cenab-ı Hak tövbemizi mutlaka kabul eder. Ey ya Kuddus, ey temizler temizi olan Kuddus, kulun kirlendi, lütfen onu temizle diye tövbe edersek ve bu tövbemize gözyaşını katarsak onun rahmetini celbederiz. Yani ben son derece kusurluyum. Sen kusursuz, mukaddes, mualla, münezzeh, müberrasın bütün noksanlıklardan ya Rabbi dediğimizde Cenab-ı Hak kusurlarımızı affediyor ve dünyayı bizim için yaşanır bir hale getiriyor. Yani bütün mesele iman ve itaat, iman ve kulluk. Allah'ın mülkünde Allah'ı tanımadan Allah'ı gündemimizden çıkararak yaşamaya devam ettiğimiz sürece tokat yemeye belalar başımızdan aşağı yağmaya devam edecek. Bu bizim için böyle geçerli olduğu gibi bütün İslam dünyası için de geçerlidir. İnni küntümine zalimin, Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Yani bu da bir tövbe istiğfar ifadesidir. Bir tövbe ifadesiyle bitireyim Beyaz İslami Hazretleri orijinal ben burada kaç defa anlatmışımdır duymuşsunuzdur Orijinal bir hikaye bir e, akıl Hastanesinin önünden geçerken bir doktorun ilaç dövdüğünü görüyor daha sonra ona diyor ki benim çok günahım var. Benim işte günahlarımdan dolayı çok hastayım. Bana da şifa olabilecek bir ilaç var mı? Doktor böyle garip bir teklif karşısında şaşırıyor. Cevap veremiyor. Pencereden bir tane hasta kafasını uzatıyor. Diyor ki: "Tövbe köküyle istiğfar yaprağını karıştır. Kalp havanında tevhid tokmağıyla döv." insaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir, sabah akşam bol bol ye, göreceksin hastalığından hiçbir eser kalmayacak. Cenab-ı Hak önce tövbe istiğfar edip sonra ona kemaliyle dua etmeyi ve bizi şahsi ve bütün alem İslam'ın sıkıntılarını gidermesi için dualarımızı kabul etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kemal manada dua da budur. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahire davahum hamdülillahi rabbil alemin.